Bir sıcak gelişmeyi son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım sevgili izleyenler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde teknik direktör Şenol Güneş'in ismi Beşiktaş'la anılmıştı. Şenol Güneş'ten de konuyla ilgili bir kamuoyu açıklaması geldi. Başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç görüşmem olmadı dedi. O kamuoyuna yapmış olduğu açıklamanın tamamını da sizlerle paylaşalım. Kamuoyunda benim dışımda oluşturulan gündem ve bazı anlamsız spekülasyonlar sebebiyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyorum. Her şeyden önce 2021-22 sezonunun devam ettiği bu süreçte hak edenin şampiyona ulaşacağı birlik yaşandığını görüyorum. Mart ayında da milli takımımız Dünya Kupası'na katılabilme yolunda zorlu müsabakalar oynayacak. Bu vesileyle tüm takımlarımıza başarılar dilerken keyifli ve güzel futbol izlemeyi diliyorum. Futbol dünyasında son dönemde benimle ilgili temelsiz ve mesnetsiz spekülasyonların hız arttığını üzülerek gözlemliyorum. İsmim birçok konuda farklı iddialarla gündeme getirilmeye çalışılıyor. Hepsine yanıt vermem durumunda açıklamalarımdan cımbızla çekilecek cümlelerden yepyeni tartışmalar açmaya çalışacak, polemik ve kavgadan beslenen insanlar olduğunun da farkındayım. Bu yüzden net olarak açıklamak istiyorum ki benim Beşiktaş konusunda başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı. Kaldı ki Beşiktaş pro lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A takımda görev verdi. Önder Hoca Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Zaten Sayın Başkan Çebi de gereken açıklamaları yaptı. Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum ifadesini kullandı. Değerli ve başarılı kulübümüz Adana Demirspor'un başkanı Sayın Murat Sancak ismimi de dile getirdiği birden fazla iddiada bulundu. Bu spekülasyonların içine çekilmek istemiyorum. Ama Sayın Başkan'ın yardımcı antrenör Piero ve diğer konularla ilgili açıklamaları maalesef gerçekle örtüşmüyor. Her iddiaya yanıt vererek futbol kamuoyumuzu meşgul etmek doğru değil. Milli takımımız çok önemli karşılaşmaların hazırlık sürecine girmek üzere hepimiz bu konuya odaklanmalıyız. Bugüne kadar yaptıklarıyla Sayın Başkan Sancağı ve Adana Demirspor'u başarılı buluyorum. Altyapı yatırımlarını da biliyorum. Bence enerjilerini daha çok bu yönde harcamaya devam etsinler. Yine Sayın Murat Sancağ'ın dile getirdiği yabancı sınırlamasıyla ilgili iddialar doğru olmamakla beraber bu konu geniş ve ayrıntılı bir açıklamayı gerektiriyor. Futbolumuzun geleceğini ilgilendiren bu hassas konunun her fırsatta tartışma konusu haline getirilmesi, teknik ekibimizle futbolcularımızın gelecek planlarını ve dolayısıyla psikolojilerini kötü etkiliyor. Hakkında yapılan spekülasyonların bir bölümünün kariyerlerini ve içeriklerini yalan haber üzerine kurmuş bazı medya mensupları ve kurum gözlemliyorum. Bu zamana kadar hiçbir medya mensubuna telkinde bulunmadığım gibi trolleri de kullanmıyorum. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Türkiye'de daha aklı selim bir futbol ikliminin oluşması en büyük dileğimdir. Benim düzgün davranmam art niyetli olanları rahatsız ediyor olabilir. Ancak makul sorular sorulursa doğru cevaplar verilir. Futbolda kazanmakla kaybetmek iç içedir. Kaybettiğinizde eleştiri alabilir, değiştirebilirsiniz ancak ahlaki değerlerinizi kaybederseniz telafi etmeniz o kadar kolay olmaz. Maalesef bugün yaşadığımız tablo bunu gösteriyor. Oysa asıl hedefimiz ülkemizde oyuncu üretmek, yetiştirmek, uluslararası alanda onları yarıştırmak ve başarılı olmalarını sağlamak olmalı. Bütün enerjimizi bu yönde harcamalıyız. Basit insan iftira atar, dürüst insan sabreder. Farklı konulardaki diğer yalan haberlere daha sonra cevap vermek üzere sözlerimi burada noktalıyor. Tüm futbol severlere saygılarımı sunuyorum dedi sevgili izleyenler. Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması, kamuoyuna yapmış olduğu açıklamaların tamamı bu şekildeydi. Biz de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedik. Çevirirsek şimdi %21'lik bir düşüş görüyoruz burada toplam gelire baktığımızda. Şimdi, tabii şu noktada referans renkler üzerinden gidersek yayın geliri, ticari ve diğer gelirler maç günü olmakla beraber toplam gelirler nasıl etkilenmiş hocam bir önceki senelere göre? Beşiktaş adına da kısaca bir konuşalım istiyorum elbette. Evet, Beşiktaş biliyorsunuz son şampiyon Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olan takımımız. Beşiktaş karlılık rakamlarında bir iyileşmenin olduğu ifade ediliyor ama Beşiktaş dışındaki tüm şampiyonlar ticari gelirlerini artırmayı artırdıkları ifade ediliyor raporda. Yani Beşiktaş ticari gelirlerini artıramamış ama karlılık rakamlarında iyileşme kaydettiği ifade ediliyor. Burada 44.4 milyon euroluk net bir
zararın da olduğu ifade ediliyor. Bu gelişmeyle birlikte özellikle kadro maliyetindeki düşüş, yani kadro maliyetindeki oranın düştüğü ifade ediliyor. Yani Beşiktaş'ın bu gelir kayıpları içerisinde en önemli ön plana çıkan göstergesi kadro maliyetinin, yani transfer gelirlerine harcanan paranın, giderlerine harcanan paranın düşüş olduğu ifade ediliyor. Yine ticari gelirlerdeki artışın bir önceki sezonda ertelenen maçlara ilişkin olduğu ifade ediliyor. Burada ödemelerdeki gecikmeler, yine ticari sözleşmelerden kaynaklanan kayıplar da söz konusu. Beşiktaş'ın lig şampiyonu olmasıyla birlikte diğer kulüplerle, yani bu 8 ligdeki kulüplerle birlikte bir artış, iyileştirme, sözleşme koşulları ve artan ürün satışlarından kaynaklandığı da ifade ediliyor. Yani Beşiktaş burada transfer giderlerini azaltarak, ticari gelirlerini artırarak, işletme maliyetlerinde bir iyileştirme sağlamaya çalıştığı raporlarda görülüyor. Şimdi bundan sonrası için sizin gözleminiz diyeyim ya da beklentiniz diyelim. Yani Covid-19 pandemisinden hakikaten birçok kulüpte, birçok kalemde baktığımızda etkilenmiş. Bunu da raporlamada görüyoruz. Keza grafikte de aynı şekilde. Şimdi tabii stadyumlar da yeniden açılmaya da başlandı. Taraftarlar da tribünlere gelebiliyorlar. İşte yakın zamanda imzalanan bazı büyük ticari anlaşmalar da söz konusu büyük takımlar adına. Gelecek sezon biz nasıl rakamları konuşuyor oluruz acaba? Beklentileriniz nedir? Bunu da konuşalım isterim. Ya şöyle, şimdi Avrupa'da futbolun Amerikanlaşması söz konusu. Yani Amerika'da biliyorsunuz Amerikan futbolu gibi organizasyonlar aslında bir eğlence sektörüne dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bu geçiş ve dijitalleşmeyle birlikte bir değişim ve dönüşüm söz konusu. Kulüpler de, şirketler de, ligler de bu geçiş ve dönüşüme ayak uydurmak zorunda. Yani bunlar da UEFA'da, FIFA'da ve Avrupa'daki ligler de Premier Lig olsun, La Liga olsun, Bundesliga olsun. Hatta bizim Süper Lig'de de biliyorsunuz bugünlerde yayın sözleşmesiyle ilgili tartışmalar söz konusu, bir düşüşün olduğu ifade ediliyor. Yani bu FIFA, UEFA gibi organizasyonlar bu düşüşlere çözüm aramaya çalışıyorlar. Kulüpler de bunda kafa yormaya çalışıyorlar. Birlikte düşünmeye çalışıyorlar. Yani bu değişim, bu pandemiyle birlikte başlayan dijitalleşme, futboldaki taraftarların seyircilerindeki düşüş oranlarının, yayın gelirlerindeki düşüş oranlarından bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Farklı gelir kaynaklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Yani hep birlikte hareket etmek gerekiyor. Yani kulüpler tek başına değil, hep birlikte ligde faaliyet gösteren diğer kulüplerle birlikte bu probleme çözüm üretmesi gerekiyor. Bizdeki kulüpler birliği gibi federasyonla birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Yine İngiltere'de biliyorsunuz Premier Lig alt ligleri finanse ediyor. Yani destekliyor. Burada teknik direktör ve futbolcu maliyetlerinin arttığı söyleniyor. Bu maliyetlerin aşağıya çekilerek ürün ve maç günü gelirlerinin artırılarak, yayınların da çeşitlendirilerek, yeni yayın stratejilerini ortaya koyarak bu gelirleri artırmaya yönelik çabalar söz konusu. Ama tüm bunlar uzun sürecek zaman içerisinde, yani kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler olarak görünüyor. Umarım bu kaostan, bu ekonomik krizden futbol kurtulur, eski günlerine geri döner. Çünkü yeni yatırımcılar futbolu biraz da ticari olarak aşırı şekilde kullanmaya başladılar. Bu da futbolu gerçek doğasından uzaklaştırdı bana göre. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. 2022 Avrupa Şampiyonları raporunu geniş şekilde konuştuk sevgili izleyenler ve spor ekonomisi köşemizi de tamamlamış olduk.